Gecikmemizden dolayı özür dileriz. Hakkınızı helal edin. Bizim Bayındır'ın çetesi buradaydı. Muhabbet çok. Öyle olunca yarım saat tehir ettik. Allah yersin inşallah. Yeni eğitim, öğretim yılı da bütün eğitim ve öğretime tabi olan bütün herkese hayırlı olsun. Cenab-ı Hak başarı ihsan eylesin. Tabi yeni okula gidecek olan aile, çocukların aileleri için de Allah yardımcıları olsun. Asıl anne babalar okula gidiyor tabi. İşin e bir de bu tarafı var öğretmeninden öğrencisine, ailelerine kadar hepsinde Allah yardımcısı olsun inşallah. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Kalbinde kibir olmayan insan var mıdır? Bu normalde evet e, kibirle mücadele etmenin ne kadar ehemmiyetli ve önemli olduğuna dair bir hadis-i şerif. Başka bir hadis-i şerifte de kalbinde zerrece kibir olan cennetin kokusunu işte 40 yıl öteden dahi alamaz diye bir de böyle hadis-i şerif var. O yüzden bu biraz şey e, önemli bir şey. Kibirlenmek ancak kibirlenene kibirlenmek caizdir. Yani bir kimse kibirleniyorsa ona karşı bir başka bir kimse kibirlenebilir. Kibirlenene kibirleniniz. Hadis-i Şerif. Hatta kibirlenene kibirleniniz. Hadis-i Şerif mucibince kibirlenene kibirlenmek ibadet olmuş oluyor. Çünkü emir sigasıyla söylüyor bunu. Kibirlenene kibirleniniz. Emir sigası olduğu için kibirlenene kibirlenmek bu noktada ibadet hükmünde. Çünkü o kimseye kibirle alakalı ders vermiş oluyorsunuz. O kimseye kibirle alakalı bir eğitim vermiş oluyorsunuz. Bu açıdan bakılaraktan bir kimse kibirlenene karşı kibirlenebilir mi? Evet. Ama hani kibirlenmek kibriyadan bu direkt Allah'a ait bir şey, sıfat. Öyle olunca bir kimse Allah'a ait olun, o kendi zat-ı uliyetine ait olan bir şey kendi üzerinde insanların kendi üzerinden insanlara tecelli ettirmesi sıkıntılı. Hatta kibirlenmeye gizli şirke kadar götürenler olmuş. Allah muhafaza eylesin. Gönlünde bu noktada kibir olmayan kimse var mıdır? Yoktur. Herkesin gönlünde kibir vardır. Fıtrattır çünkü. İşte kızmak, kızma duygusu olmayan insan var mıdır? Yoktur. Neden? Fıtrat çünkü. Bunlar fıtri. Siz her şeyle mücadele edip bir şeyi yenebilirsiniz ama fıtratınızı yenemezsiniz. Onu ancak kanalize edersiniz. Onu eğitirsiniz. Onu yenmek mümkün değil. Fıtratınızı yenmek mümkün değil. Bunu terbiye etmek, bunu kanalize etmek, o yüzden e, önemli olan odur. Bir kısım hani böyle e, değişik yollar vardır, yollardan bir kısmı mesela onu kaldıracağını, onu yok edeceğini söyler. Ondan sonra ya bu fıtratı nereye kaldıracaksın, nereye yok edeceksin? Dağların yerinden oynayacağına inanın, fıtratın değişeceğine inanmayın. Yani kibri yok etmeniz mümkün değildir. Kızgınlığı yok et, öfkeyi yok etmeniz mümkün değildir. Öfkeyi yönlendirebilirsiniz. Öfkeyi başka bir yöne doğru, mesela öfkelenecen müminlere karşı müşfik, şefkatli Kafirlere karşı şedittir. Müminin vasfıdır. O zaman öfkeni gavurcu, gavurlara doğru yönelt. Daha doğrusu gavurluğa yönelt. Gavurlara da değil, gavurluğa. Yani kalk sen gavurların ahlakına yönelt. Onların yanlışlıklarına, eksikliklerine yönelt. Sen kalk o öfkeyi kendi nefsine yönelt. Sen kalk o öfkeyi kendi nefsinle şeytanın yapmış olduğu ortak işlere yönelt. Öfkeyi yok etmen mümkün değil. Kibri yok etmen mümkün değil. Bunun gibi. Yani bir kimse hani bir ahlak olarak, huy olarak fıtratlar var. Bir de normalde fizik olarak fıtratlar var. Senin gözlerinin yeri gibi. Ensende göz çıkmayacak hiçbir zaman. Bu normalde fiziki Fıtrat. Ama öbür türlü bir de manevi fıtrat var. İşte öfke gibi, ne bileyim işte az önce anlattığımız kibirlilik gibi. Bunları yok etmen mümkün değil ama bunları terbiye etmen, bunları kanalize etmen. Bunu doğru kanallara yönlendirmen, Allah'ın emri neticesinde, Allah'ın emrinin dairesinde bunları kanalize etmen mümkün mü? Evet. Bunu yok edemezsin çünkü. Bunu Allah'ın emri doğrultusunda yapacaksın. E biz Müslümanlar ne yapıyoruz? Biz kendi Müslümanlar eşlerine öfkeleniyorlar, kardeşlerine öfkeleniyorlar, arkadaşlarını öfkeleniyorlar. Etrafındaki, yanı başındaki insanlara öfkeleniyorlar. Önüne gelene öfkeleniyor, arkasından gelene öfkeleniyor. Öfke küpü olmuş insanlar. Ya bu öfkeyle nereye kadar gideceksin? Esnafı öfkeli, çalışanı öfkeli, işçisi öfkeli, patronu öfkeli, memuru öfkeli, amiri öfkeli, herkes öfkeli. Herkes şeytanın kucağına oturmuş. Şeytan piş piş diyor onlara. Şeytan ne tarafa döndürürse o tarafa döndürür. Anneler öfkeli, babalar öfkeli, çocuklar öfkeli. Öfke yuma olmuşuz. Yani anne öfkeli 5 yaşındaki çocuğunu döverken katlediyor. Öldürüyor. Baba öfkeli 3 yaşındaki çocuğunu duvara vuruyor, ağlıyor diye. Öfkeli. Kadın öfkeli kocasını bıçaklıyor. Erkek öfkeli karısını bıçaklıyor. 47 yerinden birden. bir şey yok. Disturu yok, ahlakı yok, ölçüsü yok insanların. Eğitimi yok. Öfkesini doğru yöne yönlendirmeyen kimse cahil insandır. Ne okuduğu önemli değil. Bir çocuk annesine babasına öfkeleniyorsa cahildir. Eşler birbirlerine öfkeleniyorlarsa cahildir. Bildiğiniz cahil. Bir evin içerisinde öfke varsa o ev, o ev cahil evdir. Bir evin içerisinde kibirlilik hakimse cahil bir ev orası. Baba kibirli, cahil. Anne kibirli, cahil. Çocuk kibirli, cahil. Zır cahil, kara cahil. İsterse 15 tane üniversite bitirsin. Kibir var mı? Var. Cahil, kara cahilin dedi tekem Kim olursa olsun karşısında kibirlen canın. Ama öyle bir noktaya geldik ki Kur'an-Sünnet'ten bahsedemiyorsun hiç kimseye. Kur'an-Sünnet'ten bahsedince irticacı, gerici, yobasın. Kur'an sünnetten bahsedince bilmem nerede Kur'an kursunda böyle bir taciz olayı var. Allah Allah. Allah lanet etsin yapana. Bir sıkıntı yok. Ama bu ülkede bilmem kaç tane de bilmem ne evi var. Hiç kimse görmüyor hiçbir şey. Ahlak gitti. Allah muhafaza eylesin. Kendime yetecek kadar gelirim var. Sigortanın ödenmesi için çalışırsam aile getirecek kadar artar sorum şu çok yere form doldurdum. Öz direk içinde form doldurdum. Burada güvenlik görevinde boşluk varmış ama bu öz direklerin çoğunda İçki satılır. Burada güvenlik olarak çalışsam hayatım bozulur mu? Hayatım sıkıntılı mı geçer? Bana haram işlenmeyen bir yer söyleyin. Ben oraya gideyim, taşınayım. Bana haramla bağlantısı, ilintisi olmayan bir iş söyleyin. Ben gideyim o işi yapayım. İçki satılmayan bir yere gittin, çalışmaya başladın. İyi. Lütfü Usta kaç sigortalı eleman var yanında? 10 tane geçince bankaya yatırmak zorundasın değil mi parasını? Muhasebeci var mı içimizde? <laughs> Lazım olduğu zaman o gelmiyor savaş zaten. Şimdi normalde bir iş yerinde 10 tane geçti mi ben eski konuşayım sigortalı eleman 10 tane geçtim bankaya yatırmak zorundasın hesabına parasını 10 taneye kadar Normalde elden verebiliyorsun ama evrak imzalatıyorsun aldığına da onu geçince bankaya yatırıyorsun bir normalde 10 taneden fazla bir yerde işçi çalıştıran bir kimse onun orada çalışan bir kimse var mı yani 20 tane eleman bir fabrikada çalışan bir kimse yok mu içinizde? Kaç kişi çalışıyor? Nereden alıyor maaşı? Bankadan. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ne iş yaptığı önemli değil. Maaşını bankadan alacak. Yatırıyorlar hesaplarına. Normal e, ne o maaş hesapları var. Öyle değil mi? gidiyorlar bir bankayla anlaşıyor patronlar. Patronlar bankayla anlaştıktan sonra oraya maaş hesaplarını yatırıyor. Bugün selamlaştık değil mi senden biz? Değil mi? Evet. <laughs> Maaşları normalde yatırıyorlar. Maaş hesabını oradan alıyorsunuz değil mi? Tamam. Değişmedi bir şey. Bu komple sistemsel bir mesele. Allah bizi affetsin inşallah. 800 kaç? din erbabı da şehvet ateşinden yanmaz. Halbuki başkalarının başkalarının ta yerin dibine geçirmiştir. Deniz dalgası Allah fermanıyla koşunca Musa kavmini Kıptilerden ayırt etti. Allah fermanı erişince toprak karnu altınlarıyla tahtıyla ta dibine çekti. Buradan devam ediyoruz. Su ile toprak İsa'nın nefeslerinden gıdalanınca kol kanat Açtı Kuş olup uçtu Allah'ı tesbih etmen Su ve topraktan meydana Gelmiş olan cesedinden çıkan Bir buhardan Bir nefesten ibarettir Fakat gönül doğruluğu yüzünden Cennet kuşu olmuş Oraya uçup gitmiştir Yani baktığımızda Allah'ı zikretmemiz Allah'ı tesbih etmemiz Aslında bizden çıkan bir tek nefes Başka bir şey değil Hazreti Mevlana diyor ki sudan ve topraktan iştigal etmiş. Sudan ve topraktan olmuş olan, yaratılmış olan bedenden bir nefes çıktı. Bir hava çıktı. O nefesi o havayı normalde Cenab-ı Hak ne yaptı? Onu normalde cennet kuşu yaptı. O normalde nereye kadar gitti? Allah'ın katına kadar çıktı. Allah'ın katı neresi? Orası ayrı bir mesele. Hani normalde işte kim la ilahe illallah der ise o la ilahe illallah onun dilinden, onun ağzından çıktıktan sonra yükselir Allah'ın katına kadar gider ve işte kapıya vurmaya başlar. hadis kutsi bu. Allah bildiği halde sorar bu kapıya vuran kim? Böyle duran bu velveliyi çıkaran kim? Melekler giderler bakarlar derler ki Ya Rabbi sana malumdur ama işte bu Abdullah kulunun tevhididir. La ilahe illallah tığıdır. Allah diyor bildiği halde meleklere sorar. Gidin sorun ne istiyormuş? Melekler gelir o tevhide sorar. Ne istiyorsun? O tevhid de diyor cevap verir ona. Der ki beni zikredenin af olmasını istiyorum. Melekler dönerler Allah'a derler ki Ya Rabbi bu tevhid Filancanın tevhidiymiş. İstediği şey de kendisini zikredenin aff olmasıymış. Ey meleklerim şahit olun. Kulum onu zikretinde, kulum onu söylediğinde ben onu affetmiştim. Melekler gelir derler ki diyor, o tevhide. Senin zikrettiği anda senin hani sudur eden kimse Allah affetti. O zaman diyor tevhid sakinleşir, sukunete erer. Ama bu neydi? Bir nefesti. Nereden çıktı nefes? Sudan ve topraktan müteşekkil bir cesetten çıktı. Sudan ve topraktan müteşekkil cesetten bir la ilahe illallah çıktı. O ne oldu? Cenab-ı Hak ona hayat verdi. Ve aynı zamanda da onun üzerinden tecelli etti. O kulunu ne yaptı? Onu söyleyeni affetti. Ama o affa mazhar olan fiiliyat bu sudan ve topraktan müteşekkil bedenden çıktı. Yine Tirmizi'de İbn-i Mace'de meşhurdur ya hadis-i şerif. Bir kimse subhanallahi ve bihamdihi derse cennette onun için bir hurma ağacı dikilir. Bakın bir kimse subhanallahi ve bihamdihi dese ona cennette bir hurma ağacı dikilir. Başka bir hadis-i şerifte kim Allah'ı zikrederse, La ilahe illallah der ise, onun için cennette bir ağaç dikilir, bir meyve ağacı dikilir. Kim La ilahe illallah der ise, kim Subhanallah ve bihamdihi derse, cennette onun için ne olur? Bir ağaç dikilir. İyi, sizi başka bir yere yönlendireyim. Kim la ilahe illallah dedi, Subhanallahi ve bihamdihi dedi. Cennette onun için ne oldu? Ağaç dikildi. İyi? Son nefesinizde de olsanız veya kıyametin kopacağını görseniz de, koptuğunu görseniz de siz ağaç dikin. Hadis-i şerif. Sen ağaç dikmeye devam et. Yani la ilahe illallah'a devam et. Hadis-i şerifin zahirine göre bakarsan yani son nefeste eline bir tane fidan alacaksın, dikeceksin son nefestedir. Bu hadis-i şerifin zahiri. Ölüm yatağında adam nereden ağaç dikecek? Manevi ağaç dik. Sen la ilahe illallah'a devam et. Son nefeste de olsan la ilahe illallah'ı de. Nefesin ne zaman gideceği belli değil. Ağaç dikmeye devam et. La ilahe illallah demeye devam et. Subhanallahi ve bihamdihi demeye devam et. Kim subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi lazim ve bihamdihi estağfurullah lazim der ise, günde yüz sefer deniz köpükleri kadar günahı olsa Allah onu affeder. O zaman o sen her subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi lazim dediğinde cennette senin adına bir tane meyve ağacı, bir tane hurma ağacı dikildi. Ağaç dikmeye devam et. Bunu neyle yaptın? Nefesiyle yaptın. Ne oldu? Nereden çıktı? Topraktan ve sudan müteşekkil olan nefesinden çıktı. Vücuttan çıktı. Ağaç dikmeye devam edeceksiniz. Ve bu, bunun normalde zuhur ettiği yer insanın bedeni. Ve o beden, beden topraktan ve sudan yaratılma. İşte Normalde demek ki Cenab-ı Hakk'ın bu noktada keremi, lütfu, ikramı yetişince o bedenden cennet ağacı çıktı. Allah'ın lütfu, ikramı, ihsanı tecelli edince su, dünyadaki su ve topraktan cennette ağaç dikildi. Cennete bir yol oldu. Bakın cennete bir yol oldu. Sen cennete bir yol aç. Sen bu dünyadayken cennete bir manevi ağaç dik. E şimdi Allah yalan söylemez. Allah'ın vaadi haktır. Allah yalan söylemez. Allah'ın da vaadi haktır. Cenab-ı Hak bir şey vaat ettiyse haktır o. Biz ona iman ederiz. Biz ona güveniriz. Biz ona tevekkül ederiz. Biz onun üzerinde hiç şekimiz şüphemiz olmaz. Hiç. Onun vaadi hak. Kim subhanallahi ve bihamdihi Subhanallah lazim dedi. Cenab-ı onun için bir hurma ağacı dikti cennette. E sen o hurma ağacından ağacın meyvasını yiyeceksin. O hurma ağacı senin için dikildi. Senin adına dikildi. Ancak sen yiyebilirsin onu. E kim la ilahe illallah dedi? Cennete bir ağaç dikti. Sen la ilahe illallah demeye devam etsene. Senin adına dikildi. Ben şimdi bir beri sohbet ediyorum. Her sohbette la ilahe illallah diyorum. Benim adıma bir tane ağaç dikiliyor. Benim, benim adıma. Meyvasını ben yiyeceğim onun. Meyvasını ben yiyeceğim. Benim mührüm vuruldu ona. Benim adıma dikildi. Benim adıma dikildiyse o zaman benim adıma da bir yer teşkil edildi orada. Nereye dikcek onu? Benim adıma yer olması lazım. Bana ait yer olması lazım. O zaman bana ait olan bir yer de oluştu orada. Ben ağaç dikmeye devam ediyorum, yer de genişlemeye devam ediyor. Ben ağaç dikmeye devam ediyorum, yer genişlemeye devam ediyor. Ben ağaç dikmeye devam ediyorum, yer genişlemeye devam ediyor. Allah'ın mülkü geniş Allah'ın mülkü geniş. Kim daha çok zikretti, onun daha fazla ağacı oldu. Hepsi de kendisinin adına. Kim daha çok Allah'ı zikretti, onun daha fazla ağacı oldu. Kim daha fazla Subhanallah ve bihamdihi dedi, onun ağacı daha fazla oldu. Otur devam et. Ya her günde 100 tane subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi lazım ve bihamdihi estağfurullah lazım. Bu çekilir mi ya? E çekersen ağacın olacak. Çekersen affolacaksın. Ama buradaki incelik ne? Sudan ve topraktan yaratılmış bir bedenden çıkıyor. Ve sen bu beden oluşurken, bu beden oluştururken senin hiçbir payın yok bunda. Harcı sana ait değil, kumu sana ait değil, kemiği sana ait değil, eti sana ait değil. Gözü, kulağı, burnu, ayağı sana ait değil. Bu beden sana ait değil. Bu beden sana, Bu beden sana verilmiş emanet. Bu beden senin değil. Sen korumakla mükellefsin. Bedeni kendinin görme. Beden seninse hadi beyazlamasın saçların. Beden seninse hadi beyazlamasın sakalların. Beden seninse hadi gözlerin ilk günkü gibi görsün. Beden seninse hadi yaşlılık nedir bilme. Hadi beden seninse hükmet uyuma hadi. Hadi beden seninse hükmet acıkmasın. Hadi beden seninse söyle kalbin daha hızlı çalışsın. Hadi beden seninse söyle kalbin biraz daha normale gelsin. Kendi kendine de ki kalp normale gel. Fazla tık 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 atma de. Atmasın fazla tık tık tık. Normale gelsin. Sağlı sollu yanaşın. Çıkın iki dizinizin üstüne bir derviş oturuşu yapın. İnsanın nefis terbiyesi diz terbiyesinden geçer. Hani ayet-i kerimede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine ne diyor ya? Sen diyor nefsini gece gündüz Allah'ı zikredenlerin yanında durmaya zorla. Bu tabi ümmeti Muhammed'e işaret. Diyor ki ümmeti Muhammed'e siz diyor Allah'ı zikredenlerin yanında oturmaya, Allah'ı zikredenlerin yanında durmaya nefsinizi zorlayın. Nefis istemez zikir meclisinde oturmayı. Nefis ister ki lay lay lom yapsın. Heva hevese kansın. O yüzden böyle ne kadar iki dizinizin üstünde oturur, pir dikkat durursanız o kadar nefsinizi iyi terbiye edersiniz. Sağlık açısından bir probleminiz yoksa. Adamın belinde rahatsızlık vardır, işte ayağında rahatsızlık vardır. O bu noktada daha büyük hasar açacaktır kendi üzerine. O öyle davranacak. Ama geri kalan bunu unutmayın hiç. Bunu nereye giderseniz gidin, sufilik, disiplinlik, disiplin meselesidir. Hangi sohbete giderseniz gidin, iki dizinizin üstünde oturun. Camide iki dizinizin üstünde oturun. Bir meclisine gittiniz. İki dizinizin üstünde oturun. Bir yerde sohbet dinliyorsunuz. Etrafla bağınızı kesin. Camide yanındakinden konuşma. Ay nasılsın ya iyi misin? Şekerin nasıl? Muhabbet başladı. O anlat. Camide değil ya. Camide değil. da Cuma'ya hutbe çıkıyor. İmam yayılıyor bütün herkes. Kardeşim hutbeyi dinlemek farz. Cumanın farzlarından birisidir hutbeyi dinlemek. Namazdaykenmiş gibi, namaz, namaz kılarmış gibi oturacak hutbede insan. Konuşmayacak. Hutbedesin. Adam hutbe orada imam hutbe okuyor o cep telefonundan iş yapıyor sözde. Mesajlar atıyor, WhatsApp'ına bakıyor. Niye bakıyorsa? Adam cep telefonu çıkarmış hutbede. Kardeşim ya caminin bir disiplini olsun ya. Caminin bir disiplini olsun cami namaz kılıyor, telefon çalıyor, oradan öbürkünün mesajı geliyor, oradan öbürkünün telefonu çalıyor, neredeyse adam namazda açacak, alo namazdayım mı? Allahu Ekber. O hale geldik. Biz böyle gevşedikçe gevşiyoruz. Allah muhafaza eylesin. Yok, yani adam Cuma namazı kılıyorlar, şeyde ne o hutbeye çıkıyor imam, yayılmış vaziyette duruyor herkes. Yayılmış vaziyette. Yapmayın. Dergahlar, tekkeler nefis terbiye yeridir. Sohbet başlamış. Konuşma hiç kimseyle. Konuşma. Yanındaki yorum yapıyormuş. Sadece gözünün ucundan bak. Hani cevap veremem de. İtikafa niyet et. Niyet ettik ya Rabbi şu kapının dışından, dış kapının dışından çıkıncaya kadar itikafa. Amin. Allah yardımcımız olsun. İtikaf sevabı alacağız şimdi. Bu sevabın daha hoş olması için edep, adab, erkana riayet ederekten, heva heves konuşmadan öyle yaşayacağız. Disiplin. Haftada bir günümüz disiplinli geçsin. Bir saatimiz disiplinli geçsin. iki saatimiz disiplinli geçsin. Konuşmayalım boş şeyler. İki dizimizin üzerine oturalım. Nefsimiz o acıyı çeksin, çekecek. Dizimiz ağrıyacak, ağrıyacak, ayağımız ağrıyacak, ağrıyacak kardeşim. O ağrı, o acı, o sancı bir müddet sonra unutacaksın, alışacaksın ona. Bir müddet sonra ağrımayacak. Bir müddet sonra ayağın acımayacak. Sonra başın ağrıdığında ilaca koşmayacaksın. Ayağın ağrısını çektin ya, o acıyı hissettin ya. Acıyla mücadele etme alışkanlığı oluştu sende. Şimdi adamın başı ağrıyor, avuç dolusu ilaç atıyor. Bir tarafa ağrıyor, avuç dolusu ilaç atıyor. Hiç acıya alışmamış. Bir tarafa ağrıyor aman 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 dünyanın sonu geldi sanki. Bırak sabret kardeşim. De ki benim bu günahlarıma kefarettir. De ki kim bilir nerede ne bir hata yaptım böyle oldu. Ya Rabbi tövbe ediyorum günahıma, hatama, kusuruma, yanlışıma nerede ne varsa. Senin başına bir bela, bir müsibet, bir sıkıntı, bir hastalık, bir ağrı, bir sızı geldiğinde nimet bil bunu. Nimet bil, nimet. De ki günahlarıma kefaret oluyor. Koşma hastane hastane. Günahına kefaret olarak düşün. Allah'ın bir lütfu, bir ikramı, bir ihsanı olarak düşün. Bir tarafın ağrısın, bırak ağrısın. Ağrımı seviyorum da, sızımı seviyorum da. Muhakkak bu benim bir eksikliğimden meydana gelmiştir de tövbe et. Ufak tefek hastalıklarım var. Bırak tedavi etmek için uğraşma. Uğraşma. Temeli daha büyük hastalıklara meydan çıkarma. Adam şimdi bir başı ağrıyor. Yüz tane doktor dolaşıyor. Hasta. Psikolojik hasta. Adam iki öksürüyor. Diyor ki herhalde ya kanser oldum ya verem oldum. Gitmedi doktor yok. Bir de inanmıyor doktorlara. Bir de doktorlara da inanmıyor. Bir de bana diyor ki doktorlar benden bıktı artık diyor. İki de bir de gittimden Gitme dedim. Birisi de ne desi bana? Sen dedi şeker hastasıymışsın. Sen gitmiyor musun dedi. Hayır dedim. Öyle kaldı. Dedim Murat'a gittim bir iki sefer kan talili yaptı dedim. Dedi ki şeker hastasın hocam şunu 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 kullan tamam. Ondan sonra kendi kafama göre gidiyorum. Ya herre ya Abdullah'a danışıyorum. Abdullah bu ara şeker düşmedi yavrum diyorum ben. O da öğrenecek ya kaç. Hey yüksek işte Kaç. Lan yüksek işte ne yapacaksın kaçını? Ondan sonra bir ilave daha hap. Söylesem tomarlan getirecek bana. Oh, haklı doktor. Desem ki şeker bu. Diyecek ki ya bu sıkıntılı bir durum. E şunu da içeceğim bunu da içten. Yok en başta şunu diyorlar. Hemen insülüne başlamamız lazım. Ha Abdullah? Abdullah Bey'in cerrahına gitti de biraz yakamızı, paçamızı kurtardık şimdi. Nöbetten kafasını kaldıramıyor. E şimdi insanlar o disipline, o mücadeleye, o böyle dirayete alışkın değil. Bir sıkıntı olduğunda dağılıyor. Aile dağılıyor, çocuklar dağılıyor, anne baba dağılıyor, herkes dağılıyor. Küçücük bir sıkıntı da. Olmaz sufi disiplini, sufi acıya, ağrıya, sızıya, sancıya, dayanıklı, soğuya, sıcağı, sufi asker gibi. Bizim askerliğimiz öyleydi. Uyumaz, yatmaz, kalkmaz, yemez, içmez, üşümez. Asker değil ya. Bildiğim bir demirden bir kütle. Ama o demirden kütle aynı zamanda sürünür, yatar, kalkar, eğitim yapar. Dağları deler. Asker o. E, Sufinin de ondan farkı yok. O yüzden sohbetlere gittiğinizde nereye giderseniz gidin, zikrullah'a gittiğinizde iki dizinizin üstünde oturacaksınız. Yayılmak, kaykılmak yok. Böyle şey yapmak yok. Çünkü sen yayılırsan yanındaki de yayılır. Sen gevşersen yanındaki de gevşer. Sen dağıtırsan senin arkandakini nerede dağıtır? Aile de aynıdır. Ailede erkek dağıtırsa geri kalan da dağıtır. Ailede anne dağıtırsa herkes dağıtır. Baba dağıtırsa herkes dağıtır. Anne baba dirayetli duracak. O çocuklarına dirayet öğretecek. Mücadele öğretecek. Gayret öğretecek. Dağılmamayı öğretecek. Derleyip toparlamayı öğretecek. Dik durulacak yerde dik durmayı Eğilinecek yerde eğilmeyi bilecek. Anne baba aile öyle istikamette götürecek. O bir topluluk istikamette gitmeli, dik durmayı bilmeli, eğilmeyi bilmeli, disiplini bilmeli, öyle yürüyecek. O yüzden böyle nerede layla ilehlam yaparsanız orada batarsınız. Disiplini elden bırakmayacaksınız. Bak nasıl uspusu oldu ortalık. Sufi topluluk böyledir. Orada edep, adab, disiplin, riayet, niyakat devam eder orada. Orada heva, heves, nefis, şeytan orada geçit yoktur. Disiplin nedir? Sonra sohbet biter, zikrullah biter. Herkes çayını içer, sohbet eder, birbiriyle tanışır. Nahoş şeyler olmadan herkes edep, adab da dairesinde ne yapar? Hayatına devam eder. İşte kim Allah'ı zikretti, o boyuna ne oldu? O zikrullahla cennet bahçesinde habire meyve dikti. Siz şimdi oturduğunuz yerde zikrullaha devam etseniz, bu da edeptendir. Sohbet dinlerken o kimse uyanık olayım. Sohbetin manasını da göreyim. Dilerse, isterse kalbinde zikrullah devam edecek onun. La ilahe illallah içinden devam edecek. Gönülden rabıtasını kuracak. Nereden bahsediyoruz? Cennet bahçelerinden bahsediyoruz. O kimse cennet bahçesi dediğinde onun kalbinde zikrullah var ise tak bir perde açılacak her la ilahe illallah değişinde meleklerin onun adına cennette meyva diktiğini ve anında meyva verdiğini ve her meyvada kendi ismini okuyacak oradan. Şehadet budur şey şahit olma budur. Bu neyle olur? O sufi zikullahı kalbinde hiç eksik etmez. O sohbeti dinler, o sohbette sohbet eden kimse örneğin Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri dediğinde bir olay anlatıyor. Tak o olay onun kalbinin perdesine gelir. O olayı canlı görür. Sohbet eden orada konu sohbet ederken dinleyen onu canlı seyreder. Dinleyen onu canlı seyredince sohbet edenle sohbet edenin sözüyle yaşananın aynı olup olmadığını görür. Asıl şehadet odur. Bakın asıl şehadet odur. O yüzden sufi bir toplulukta dikkatli olmak gerekir. Sufi bir topluluğa herkes sohbet edemez. Sufi bir topluluğa herkes orada ders veremez. Sufi bir topluluğa sen bir şey İmam-ı Azam'dan bahsettin. İmam-ı Azam'ın böyle fetvası var dedin. Orada kalbi çalışan, içi çalışan bir kimse varsa tak İmam-ı Azam'ı görür, rabıtasını kurar. Sorar İmam-ı Azam'a. Bu fetva senin mi der? Sufi topluluğa kadar, sohbet etmek kadar tehlikeli bir şey yoktur. Ancak bunu bilmeyen cahil cühela insan kalkıp da bir sufi topluluğa sohbet etmeye kalkar. Önceden sufi topluluklarda zakirler, nakipler, nügabalar hiçbirisi de sohbet etmezlermiş. Sebep? Olur mu olur bir taraftan bir yan kaçırırız, olur mu olur bir taraftan yan batırırız, oradan kalbi çalışan bir derviş vardır. Kalbi çalışan derviş onun hakikatini görür, madara oluruz. Hakikatini görür, Hakikatini görünce tersinden bir dua ederse sohbet eden kimse lal olur. Konuşamaz orada. Örneğin Abdülkadir Geylan Hazretlerinden bahsetti. Olmayan bir şeyi söyletti. Söyledi. Rabıtasını kurdu Geylan Hazretlerine. Dedi senin adına yalan söylüyor. Şikayetçiyim. Bitti. <laughs> Velat dalin amin olur orada. Orada sohbet daha edemez kolay kolay bir kimse. Ama öyle kalbi çalışan bir derviş topluluğuysa orası. Ben de sizi onu sevk ediyorum. Diyorum ki sohbet esnasında tevhide devam edin. Zikrullah'a devam edin. Boşa kürek çekmeyin. İşin hakikatine varın. Bu dünya gelip geçici, Mustafa Özbağ da gelip geçici. Alın ne alacaksanız. Dükkan çalışıyorken alın. Dükkan canlıyken, dükkanda mal varken alın. Doldurun dolduracağınızı. Yarın ne olur bilinmez. Siz günü karlı geçirmeye bakın anı karlı geçirmeye bakın. Dükkan açık mı? Açık. İstediğin envai çeşit var mı? Var. Doldur kardeşim sepetini sen. Doldur. Bitmez o dükkanın hazinesi. Doldur. Onu doldurmanın yolu ne? Oturduğun yerde tevhidi çek, edebini, adabını muhafaza eyle. Yandaki yanıyormuş. Allah söndürsün. Burası er meydanı. Bak işine sen. Her yerin bir sahibi vardır. Oranın da sahibi vardır. Allah bizi affetsin. Tür dağı Musa nurundan raksa geldi. Kamil bir sufi oldu. Noksandan kurtuldu. Hani Musa aleyhisselam Turi Sina'ya çıkmıştı. Turi Sina'da dua ediyordu. Allah'ı zikrediyordu. Ve Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak'la görüşürken bulutumsu bir böyle bir şeyin içerisinde Allah'la konuşuyordu. Bunu eski ahitte de yeni ahitte de bazı adı şeflerde de böyledir. Bulutumsu bir şeyin içinde. Bulutumsu olarak tarif etmişler. Bulut diyemeyiz. Hani bazı şeylerde ağacın arkasından konuştu. Ateşin arkasından konuştu. Bulut, Tur Sina'da işte bulutun arkasından konuştu. Hani Musa Aleyhisselam o esnada böyle hani öyle bir an geldi. Öyle bir aşka geldi. Seni göremez miyim dedi. Seni göremez miyim deyince göremezsin demedi. Dayanamazsın dedi. Göremezsin ayrı, dayanamazsın ayrı. Dedi ki, bu Tura tecelli edeceğim. buna dayanırsan dedi. Tura tecelli ettim de dayanırsan. Tabii Musa Aleyhisselam normalde o Tura tecelli edince nasıl bir tecelli ise Musa Aleyhisselam bayıldı kaldı. Ama diyor Hazreti Pir diyor ki. Turdal, O Cenab-ı Hakk'ın nurundan raksa geldi. Bakın bakış açısı çok farklı. Bu hadiseye bakarken orada bir neşe, orada bir pür neşe var. Cenab-ı Hak dağa tecelli etmiş. Diyor ki dağ raksa geldi. Kamil bir sufi oldu. Demek ki Tura tecelli ettiği gibi senin de gönlüne tecelli ederse, kamil bir sufi olursun. Dağ tecelli ettiği gibi sana tecelli ederse, kamil bir sufi olursun. Dağ tecelli ettiği gibi senin aklına tecelli ederse, kamil bir akıl sahibi olursun. Dağ tecelli ettiği gibi gönlüne tecelli ederse, gönlün hazinelerle dolur dolar. Sen Cenab-ı Hak'ın sana tecelli etmesini iste. Onun tecellisinin yolu ne? Kalbinde zikrullah olsun. Hiçbir yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım hadisi-i kutsisi sende tecelli etsin. Allah'ı zikret. Allah'ı tesbih et. Allah'ı tenzih et. Gönlün nuru sina olsun. Allah'ı zikret. Gönlün cennet bahçesi olsun. Sen Allah'ı zikret. Sen Allah'ı zikrettikçe o senin gönlüne tecelli edecek. Ben şuna inanırım. Her zikrullah da o gönle tecelli eder. Çünkü kimin gönlünde Allah'ın zikri varsa gönlünde Allah vardır. Kimin dilinde Allah'ın kelamı varsa onun gönlünde Allah vardır. Kimde Allah rızası düşüncesi aklı varsa onun aklında Allah vardır. Akıl da Allah'la yoğrulmalı. Gönül de Allah'la yoğrulmalı. O zaman o kimsenin akıl ve gönül birliği olur. Akıl ve gönül birli olunca barışır. Koşar ikisi beraber Allah'a doğru. O zaman biz Allah'ı zikirle hemhal olalım. Allah yolunda hemhal olalım ki kamil bir sufi olalım. Dağ taş kamil sufi olmuş, insan neden olmasın? Sen neden olmayasın? Ben neden olmayayım? Turi Sina kamil bir sufi olur da insan kamil bir sufi olmaz mı? Turi Sina'ya dağa taşa toprağa tecelli sana tecelli etmez mi? Sen halifesin. Dağa tecelli insana mı tecelli etmez? Halifesin. Sana da tecelli eder. Sen Allah'ı zikre devam et. Dağ bir aziz sufi olursa şaşılacak ne var? Musa'nın cismi de bir kemik parçasından ibaretti. E daha bir sufi olursa bunda şaşılacak ne var? Çünkü Allah ona tecelli etti. E Allah sana da tecelli edirse sen de kamil bir sufi olursun. E diyor ki Musa'nın cismi de bir kemik parçasıydı. E Musa'da da kemik var, sende de var. Musa'da da et var, sende de et var. O da hava, toprak, su, ateşten yaratıldı. Sen de hava, toprak, su, hava ve ateşten yaratıldın. Son dönem tahtayı da ilave ettiler bizde ama yani sonuçta anasır, erba dediğimiz o bu maddelerden yaratıldı. O zaman sen de neden derviş olmayasın? Sen de ne, neden bir kamil sufi olmayasın? Sen de neden iyi bir mümin olmayasın? Bunun için seni durduracak bir şey yok ki. Allah biz onlardan eylesin. Önümüzdeki cumartesi işte var inşallah. Önümüzdeki hafta herhalde aşureden sohbet ederiz. Konu başlığında kaldık. Yahudi padişahının bu söze ehemmiyet vermeyip inkar etmesi, kendisine nasihat edenlerin nasihatlerini kabul etmemesinden devam edeceğiz inşallah iki tane soru gelmiş onlara da bakalım bir kimse anne baba kardeşle etrafa çok sert biraz daha güzel davran diyorum etrafına annem diyorum sizde bir şeyler söyler misiniz Allah razı olsun söylemişiz zaten sigara haram mıdır evet <laughs> direk Hemen şunu söylüyorum. Hakkında ayet var mı? Allah Allah. Var. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Var. Size helal ve temiz şeyler, helal ve mübah olanlar size rızak olarak verildi. Bana kim der sigara temiz diye kim der sigaranın hiçbir rahatsızlığı, hiçbir sıkıntısı yok diye doktor hastalara sigara tavsiye ediyor musunuz? İçenlere de içmeyin diyorsunuz. E, tıpçılar yasaklıyor. Nöroloji uzmanları yasaklıyor. Akciğer, karaciğer, dahiliyeciler yasaklıyor. Hele akciğerciler komple yasaklıyor. İlleti belli. Bir sigara 80 kusur hastalık taşıyor üzerinde. Akciğer kanserinin %85'i sigaradan. Oranlar doğru değil mi? Son çalışmalarda bazı akciğer kanserlerinin yüzde %99 99.9'unun sebebi sigaraymış. Hadi birisi el al desin. Hazreti Mevlana diyor ki bizim kardeşlerimize haramdır. Sufiler asla içemez zaten. Bana diyorlar filancalar var içiyor. Kardeşim Sufi ise içemez. Sufi ise içemez. Mekruh. Besmele çekebiliyor musun? Hayır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ağzına besmelesiz hiçbir şey götürmedi. Hadi iç. Bir kimse haram bir şeyi içerken bile bile ona besmele çekse tecdid iman, tecdid nikah gerekli ona. Hani adam böyle işte meyane masasını hadi bismillah kadeyi tokuşturuyor ya. Adam gitti, iman da gitti, nikah da gitti o esnada. İman da gitti, nikah da gitti. Nasıl besmelesiz kurban mundar oluyorsa, Besmelesiz kesilen hayvanı yiyemiyorsunuz, et mundar oluyor. Besmesil, besmelesiz kesilen hayvanı bile bile yemek caiz değil, mundar oldu. Eti besmelesiz yiyince mundar oluyor, haram yemiş oluyorsunuz, sigarayı besmelesiz içseniz öyle mi? Sigara haram kardeşler. Ben 30 yıldan beri sigaranın haram olduğunu söylüyorum ve anlatıyorum bana. Fıkıhi delillerle anlatıyorum. Diyorum mekruh diyenler dese bir sefer içersen mekruh diyeceğiz. Devam ne içiyorsun? Mekruhun devamı günah kebardır. Mekruh diyenlere cevap bu. Mekruh değil. İşte birisi dedi ki işte hocam harama yakın mekruh. Ulan dedim ne kadar oynatıyorsunuz, evirip çeviriyorsunuz. Haram de şuna. 30 yıl sonra Diyanet benim dedim noktaya geldi. Diyanet fetva verdi, sigara haramdır dedi. 30 yıl sonra. Ben 30 yıldır haram diyorum. Ben işte Kur'an ve sünnetin haram kılmadığını, haram kıldığımdan dolayı benim küfrüme fetva veren ne olmadı, cahillime fetva veren ne olmadı, her şeyime fetva verdiler sigaradan dolayı. Hatta Ödem işte böyle söyledi, dedim bir dergahın böyle vekili geldi. Böyle ben seninle kavgaya geldim dedi. Böyle baktım, biz gelmedik davi için. Bizim işimiz sevgi için dedim ben. Yunus'tan okudum şimdi. Bu yok yumuşamıyor. İşte bizim saadatlar içiyor filan. Dedim kardeşim kim içiyor beni ilgilendirmiyor. Kim içerse içsin. Bizim işte seyitler içiyor. Kardeşim kim içiyorsa içsin ya. Seyidim diyen rakı içtiği zaman rakı caiz olacak değil ya. Adam birinden tanıştırdılar beni Seyit 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 yanında kına dedim. Oğlum bizim Seydo değil de mi dedim yalnız? ismi Seyit değil de mi dedim ben? Yok dediler ya yani Seyit. Allah'ım ya yapıyor Dedim oğlum ya sıkıntı olmasın. Yok işte abi işte şöyle de işte böyle de şöyle de böyle de vurda zıvurda falan. İçim ısınmıyor adama. Bizi tanıştırana dedim ki sen dedim kimsenin ayıbını Hani kusurunu araştırmacı değiliz biz ama sen bu adamdan uzak dur dedim. Abi ne oldu dedi içim ısınmadı adama dedim. E Tabii merhaba merhaba uzaktan uzağa uzak duruyor. Ben ona uzak dur dedim ya bir bomba patlıyor iki iki buçuk ay sonra adam faizciymiş. Abi Allah'ını seversen ya ne isabet ne oldu? Böyle böyle bu adam faizciymiş dedi. Para satıyormuş bu. Oğlum ne alakası var? Sen mi aldın dedim bu kadar? Ne yok dedi. Böyle böyle benim çok eski tanıdığım vardı. Bana dedi ki aman bu adamdan uzak dur. Böyle böyle bana dedi faizle para sattı. Ondan sonra aman sana dadanmasın baka ondan sonra bu faizle para satıyor dedi. Canım kardeşlerim İnsanların sakalı, sarığı, cübbesi, namazı sizi aldatmasın. Siz onun muamelesine bakınız demiş hadis-i şerifte. O yüzden bilmem kimler içiyor diye bir şey helal olmaz. Bilmem kimler içiyor diye bir şey caiz olmaz. O arkadaş da gelmiş sigara da elinde böyle sigaranın üzerinde elini böyle tutuyor. Kurban dedi biz neden böyle dedi bunu biliyor musun içiyoruz neden dedim biz, biz dedi cehennem ateşini unutmamak için dedi habire dedi böyle yapıyoruz dedi. Dedim bu bir tarikat öğretisi mi? Bizde dedi bu öğreti yanınızda köz taşıyın o zaman dedim. Nasıl bas be dedi mangal kömürü taşıyın dedim habire elinden elinden at dedim. Öyle cehennemi daha güzel anlarsın o zaman. Sen dalga geçiyor. Yok dedim Rufailer öyle yapar dedim. Bize yalatıyorlar dedim. Cehennem ateşi böyle bak işte. Böyle durdu şimdi bu. Bize diyorlar ki dedim ben yala. Biz cazur cuzur dedim ateş yalıyoruz. Aha cehennem ateşi böyle. O da müminlere yakmadığını öyle anlıyoruz dedim. Sen gel dedim bir gün ateşi yala sen de. Ne yakıyor seni ne yanmıyor gör. dedim senden kavga etmeyeceğim. Biz dedim sigaraya kardeşlere haram diyoruz. İçmelerine müsaade etmiyoruz. İçenler varsa bırakmalarını tavsiye ediyoruz. En yakın zamanda da bıraksınlar diyor diye dua ediyoruz dedi. O yüzden sigara bir illettir. Bu illetten kurtulması insanların farzdır. Bir de bu illet böyle kısa bir illet değil ucuz bir illet de değil. Bu bizim ülke ekonomisine zarar veren bir illet. Allah muhafaza eylesin. Hakkınızı helal edin. Geceniz hayır olsun. Selamun aleyküm.